Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Strand Flash 2 oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Ben haftalık bütçeyi bekleyeyim, para biraz biriksin, asker üretimi yapalım dedim. Ama Ayyubitler rahat durmadılar. Bana savaş açtılar. Ben de onlar bana savaş açmışken Asvan'ı alayım dedim. Yani Mardin'den sonra Asvan'ı da aldık. Sonra tekrar onlar bana kuşatma başlattılar ama ben barışı yaptım. Herhalde savaşa girmezler arkadaşlar. Şu an bugün onlara bulaşmayacağız, ne yapacağız demiştik. Kendi asker üretimimizi yapacağız. Kendi askerimizi oluşturacağız. Ben yükseltmesini yapmıştım. Asker yarat bölümünden. Bu bölümde, bu seride sadece atlı ordu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Diğerlerinden almayacağım. Yani atlı, elit, okçu, mızrakçı ve kılıççı. Atlı okçu, atlı mızrakçı ve atlı kılıççı yapacağız. Onun haricinde ordumuzda asker olmayacak. Planım o. Bakalım başarabilecek miyiz? Atlı elit okçuyla başlayalım. Bunun yükseltmesini ben yapmıştım. Nasıl yapacağımızı da öğrenmiş olup bilmeyen arkadaşlar. Düzenle bölümüne bastığımızda hemen buraya karşımıza çıktı. Zaten yükseltmesini yapmıştım. 220 bine kadar yükseltebiliyorsunuz. 30 bin, 30 bin, 30 bin vererek. En iyilerini koyacağız. Bize aslında en iyi, en yüksek gücü vereni mi koysak, en çok yakışanı mı koysak arasında kaldım. Hala kararsızım. Ben yine de en yüksek savunmaya olanı vermeyi düşünüyorum. Mesela şurada 176'lık bir kask var. Ama yallah görüntüsü gerçekten kötü ya. Kuş gibi. 174 var. 165 var. Aslan kafası aslında güzel. Ama şeysi biraz düşük. 176, 165. 11 derece düşükmüş. 173, 170, 160. Aslında şu da güzel görünür kafada. Şöyle bir bakalım. İşte ama o kafasındaki sivri şey var ya, adamı kafayı bir geçirdim mi silah olarak da kullanılabilir. Büyük ihtimalle o mantıkla yapmışlardır. Hatta şunlar bile o mantıkla yapılmıştır. Şöyle adamın kafasını salladığın zaman şunlar kesicidir büyük ihtimalle. Tabi hikaye değilse bunlar. Şuna bakalım. Bunun üstünde tüyler var. Bunun kafasının üstündeki hiçbir işe yaramaz. Şuna bakalım. Şunun üstünde ne var? Şey var. Kurt kafası mı? Ne kafası bu? Pişe kafası. Pişe kafası var. Ya düşmanı korkutmak için ya da kafa attıkça yaralanmak için. Şuna bakalım. Görüntüsü nasıl? Yok. Hiç Türk'e benzemedi. 170. 150. Bunlar düşük. 150'ye kadar düşmeyiz. 172. Şunun görüntüsüne bakalım. Vallahi güzel. Abi şöyle bir kaskta etrafını görme şansın yok ki ya. Belki birebir savaşlarda işe yarayabilir de. Meydan savaşlarında gerçekten bahsediyorum. Sağını solunu bundan görmen çok zor. Belki fantazi yapmışlardır. Oyunda böyle bir kask belki de yoktur. Araştırmak lazım. Bakalım şuna. 168. Evet. Gülümseyen bıyıklı kask yapmışlar. 172 şu demiştik. 169. 175. 175. Şununla şu aynı değil mi? 100'ü biraz farklı. Şunun ve 175, 176. 175, biri 23.000, diğeri 34.000. Bir puan için yukarıdakini almaya hiç değmez. Şu 175.000. Bakalım. Yok, sevmedim. 148. Yok. 155. Buradan aşağısı ayı kafası. Ayı kafası çok düşük. 160. 152. Aslında bunu niye sıralamamışlar ki? 173. Şuna bir bakayım. Yok. Bu da 173. Hemen bakalım. Hem görüntüsü iyi olsun istiyorum. Hem gücü iyi olsun. 175. 19.000'lik. Vallahi kötü görünüyor ama bayağı bir ucuz. 172. Şöyle bakalım. Yok. Bu da 172. Çöp kovası kafasına geçirmişler gibi. Bunlar standart 172, 170, 150. Vallahi şu güzeldi ama düşük. 150 çok düşük. 168, 170. Yok. Vallahi istediğim gibi bir şey yok. En sonunda en yüksek seviyeye yapıştırıp gideceğiz. 174.
Daha aşağıda düşer galiba. 155, 155, 145, 140. Buradan aşağısı iş yapmaz. 120, 125. Evet. 175. Şu nasıl? Yok. Sevmedim. 160. Şu aslan kafasını mı alsak ya? Dur dur dur. Kaplan kafası 165. 30.000. 165. Ama şu paraya bakarsak şöyle bir şey yapacağız. 170. 22.000'e 175. Şu aşağıda hem ucuz hem yüksek vardı. Ha, 173'lük var. Şu da 173. Onu koyacağım ama şunu koyarım. 160, 175, 172. Tamam, şu. Hem yüksek hem parası ucuz. 175. Görüntüsü kötü. Sevmedim. Sevmedim ama yapacak bir şey yok. Savunması, bak şu kaç bin verdik ona biz? 19.000. Şurada 18.000'lik var. 18.000'lik var. 175. var şu. 17.500. Tamamdır. Seçtik. Bu. Çok da içime sinmedi ama hem güçlü hem ucuz. Hem güçlü hem ucuz. Bir askerin maliyeti 2425'miş. Yani alırken 2425 vermemiz lazım bu atlı elemana. Kaskı bulduk. Geçelim zırha. En yüksek savunması olacak. Hemen ucuz. Ucuz da olmasına gerek yok. 220.000 limitimiz var. Ama daha adama daha çok vereceğimiz şey var. Okçuydu bu. Okçu özelliklerini yükselteceğiz tabii ki. 257. Şöyle üstünde görelim. Güzel. Hiç fena değil. 70.000. 257. Şöyle biraz daha aşağıya düşersek neler olur? Evet. Zırhları sıraya koymuşlar galiba. 249, 247, 235, 210, 200. Ha, 215, 235 var şurada. 240, 215, 235, 230, 235, 187. Buradan aşağısı işe yaramaz gibi. 250, 250 var. 220. Yok, yine yani yukarılardan seçeceğiz. En yüksek 257 var galiba. İlk kafada seçtiğimiz zırh önemli. Genelde hep gövdeden yiyoruz mermileri. Tamamdır. 70.000. 70.000 de buna verirsek bayağı bir 132.500 kullanmış oluruz. Dur bakalım şimdi. Kullandık daha doğrusu. 132.500 kullandık. Silah. Önce yaya gelelim. Bir de at vereceğiz buna. İyi de at vermemiz lazım. 92.000. 92.000 buna verirsek bir bakalım. Zırhının kuvvetli olmasını istiyorum. Savunma 5.000. 92.000. Atı biraz daha düşük tutabiliriz. Atı biraz daha düşük tutacağım. Önce bir yay, iyi bir yay verelim. Ondan sonra ata geçeriz. 14.070'lik yayımız var. Atlı okçuydu bu. Değil mi? Atlı elit okçu. O yüzden buna yay vereceğiz. Farklı farklı yaylar geldi ama hasarı düşük ya. 70'liği veriyorum. 101.000. 101.000. Kalan miktar 118.500. Bunu verdik. Kalkan versek mi? Kalkana gerek var mı? Kaleye yaklaşırken kalkan kaldırsam o. Olabilir. Para kalırsa ufaktan da küçük bir kalkan veririz. Geçelim ata. Para kaldı. Bayağı bir para kaldı. 118.000. Şu botu da bir şey yapalım. 15.000. 74. 75 var burada. 15.000 de ayakkabıya verdik. Tamam. Güzel. 103.500. Bayağı paramız kaldı.
Yapacak bir şey yok. En iyisinden verdik. Atı da en iyisinden alırsak bir de kalkan veririz ona. Hareketlilik 14 hareket. Evet, zırhı düştükçe hareketli tabii ki artacak. Zırhlı veriyorum. 92.000. Kaldı 11.500. Şöyle bir ordu kurduğumuzu düşünürsek canavar olur. Kaleye saldırdığımızda gidene kadar bir kalkan kaldırır mı? Kullanır mı onu? Belki kullanır. Yakın mesafeden kılıç versek mi? Kılıçlı zaten yapacağım. Bir de ufaktan kalkan almak istiyorum. 11.500'e şu var maalesef. 750'ye 40. 835. Ölçeğe genişliği biraz daha yüksek. Altın kaplama ama şurada şey var, dur. 530. Ay yıldız var sanki, yanlış görmüyorsam, ama kuvveti 530, şunun 750. Şunu yapıştırıyorum. Bir de kalkan verdi bana. Kalan miktar 1500. 1500'lük bir de kılıç verelim mi? Belki yakın mesafeden çeker. 1500'lük bir de kılıç vermek istiyorum ona. 1500'lük kılıç yok. En düşüğü 1800. Borçluyu veremez. İndirim yok mu? Vallahi en düşük 1800. Alamıyoruz. Para bitti. Alamıyoruz. 1500. Başka da bir şey. 1500. En ucuzu 1500 olması lazım. Yok. Evet. Atlı elit okçumuz hazır. Atlı elit okçumuz hazır. Şimdi asker şu an yok. Şu an gözükmüyor. Askerleri bölümünde yaptığımız orduyu bulabiliriz. Atlı elit okçu. Atlı yapacağım. Hepsi atlı olacak. Şimdi atlı elit mızrakçı. Düzenle diyoruz. Hemen gelelim. Kafaya neyi vermiştik? Aynısını vereceğim. Hepsi tek tip olacak. Hepsi tek tip. Seni mi koymuştuk? Yok, bunu koymamıştık. Uzun burunlu bir şey koymuş. Heh, şu. 174. Tamam, bu burada. Bunu buraya koyduk. Bota 15.000 vermeseydim. Bota 15.000 vermeseydim bir tane de kılıç verebilirdik ona. Önemli değil. O zaman bunun mızrağını yakalayalım şimdi. Bunun mızrağını. Mace. Mace dediği şey değil mi ya? Topuz değil mi bu? Aynen, bu çift 50. Ben mızrak istiyorum. Keskin. Şuna bir bakalım. Yok, olmaz. Keskin, olmaz. Abi mızrak yok mu, mızrak? Halvers yok. Bunlar mızrak değil, bunlar kılıç, geç. Bu yeniymiş. Hasar 120. Şuna bakarsak 170. Abi hasar da bayağı düşmüş oluyor. Çift 50 mi versek buna? Şuna bir bakayım. Topuz yok. Mızrak tabi şeysi düşük arkadaşlar. Mızrağın genelde saldırısı... mızrak. Yukarıda bu savaş çekici. Tam da görünmüyor ne oldu. Mızrak. Hasar 80. Şöyle taktığımızda atın üstünde iş yapabilir. Daha iyisi yok. Bir bakalım, şu sanki Bizans mızrağına benziyor. 2.8. Tek elli kullanabiliyormuş bunu. Şunu tek elli kullanabiliyormuş. Şu 2.50. Atın üstünde tek elli 2.50. Şimdi buna bir kalkan vereceğiz. Tek elliyi kullanmamız daha mantıklı bence. Tek elliyi verdim. Hasarı biraz düşük. 2.5 metreymiş. Tek elle kullanabiliyor. Bir elle de kalkanı kaldırır. Bir tane de kalkandan veriyorum. 15.000'lik mi versek? 7. Şundan vereyim. Aynı tip olsun. Bacağına da şundan verdim çünkü silahı biraz kuvvetsiz kaldı. Atı da en iyisinden verdik. 24.000. 24.000 kaldı geriye. Yay vermemize gerek var mı? Yayı versek acaba kendi silahını kullanmayabilir mi? Yay vermeyeceğim. 24.000 kalsın geriye. 24.000 kalsın geriye. Mızrakçımız da bu şekilde. Atlı mızrakçı ve atlı kılıççı kaldı. 3 tip asker yapacağız. Diğerlerinden yapmayacağım. Yaya istemiyorum. Bir de atlı olursak haritada hızlı bir şekilde gezme şansımız var. Hızımız da artacak bu şekilde. Tabii bunu zamanla yapacağız. Şu anki ordumu hemen gönderemem. Onlar öldükçe yenilerini alacağız. Mızrakçımız da hazır. Buradan şu an alamıyoruz. Gelelim. Atlı, elit,
Kılıççı. Hemen düzenle dedik. Tek tip yapacağız. Hemen kafalığımızı yapıştıralım. Kaskımız 174'lük. Al bakalım. Zırhımız burada. En iyisini verdim, 257. Bota yapıştırdık. Kalkana da şunu veriyorum. Atın da bu olacak. Kaldı geri 35.000. Kılıcında iyisini vereceğim sana ama tek elli olacak. Çünkü kalkanımız var. İki el. İki el, iki el, iki el. Geç, iki el, iki el. Bunlar iki el. Tekin en iyisini. Tek elinin en iyisi. İki elle. Vallahi aşağıya kadar indim. Mızrak. İki el. İki el. İki, iki, iki. İki. Nerede bu tek eller? Abi hasar bayağı düştü. 55. Tek el. Heh. Tek. Acaba balta olabilir mi? Topuz gibi bir şey. Kılıç mı versek, topuz mu versek? Hasar 60. Şuna baksak 55. Uzunluğu 1.1. Şu iki. Şunlar tek. Bir de şuna bakmak istiyorum. Topuz gibi bir şey. Şunu veriyorum abi. İlla kılıç olmasına gerek yok. Onu indirsin kafasına. Ağırlık falan herhalde, ağırlık özelliği yok. Sadece uzunluk yazıyor. Ağırlık yazmıyor. Kılıç yerine bundan verdim. 55. Tamamdır. Kuşandın mı? 60 hasar, tek 50. Evet, kılıççımız da hazır. 27.700 daha bir şey ekleyebiliriz ona ama o yay vermeyeceğim. Belki kılıcının yerine yay kullanır, olmaz. Kılıççı, mızrakçı, okçu. Ordunun yarısını 3'e böleceğim yani. Orduyu 3'e böleceğiz. Evet, hazırız. Diğerlerinden yapmıyorum arkadaşlar. Sadece atlı alacağım üzerime. Ve artı kendimin üzerine de bir at almak istiyorum. Kendi üzerime de bir at almak istiyorum. Şimdi benim özelliklerim bayağı bir düştü. Abi benim yoldaşlarda, askerlerde 257 savunma var. Bende 50 düşmüş. Ben üzerime güzel bir temizlik yapmamız lazım. Artı kendime bir at alacağım. Yakın mesafelerde oku kullanamıyoruz. Yakın mesafeler için bir tane kılıç alsak mı yanımıza? Kendimi korumak için olabilir. Bir tane de kılıç alabilirim yanıma. Şimdi kendime biraz bir alışveriş yapayım. Orduya yaptık, bir de kendimize yapalım. Asker askerleri, asker yarat. Şuradan geldiklerinde alacağız. Hemen markete girdik. Zırhçıya, kostüme girelim. Paramız var arkadaşlar. Paramız 900.000'e kadar çıkarttık. 2 tane haftalık bütçeyle birlikte. 203 savunma. 220. Evet, en iyisi şu. 220. Ama çok da güzel değil ya. Şu güzel ama şeysi düşük. Savunması düşük. Bunları düştükçe değiştiririz arkadaşlar. Evet, güzel. Savunma 199'a, benim üzerime girince 199'a düştü savunma. Kaska geçelim. 170, 168. 170'lik kaskı giydik. Bot ayakkabı 69 var burada. Bot ayakkabıyı fazla incelemeyeceğim. Onu da giydik. Kalkanımızı değiştirelim. Belki kırılır. 373. Kalkanı da aldık. At. Kendime güzel zırhlı bir at alalım. 3500. Evet, en iyisi şu an bu. Tabii bu Türk atı değil. Şunun üstünde amblemler var. Onun için şundan alacağım. Bunun üstünde amblemler yok. Standart. Düz bir kalkan yapmışlar ata. Hem de biniciliğimiz biraz artmış olur. Edvanter eşya. Hemen giyelim şimdi. Bunu giydik. Bunu giydik. Ayakkabıyı giydik. Kalkan. Kalkanı taktık. Atı kuşandık. Kendimize fırlatma silahı almadık. Hemen bir fırlatma silahı ve kılıç alacağız. Hasar 42. Bayağı bir düştü. Hemen market, silah, menzilli silahlar. Hasar 99. Evet, en yükseğe bu. Şunu aldım. Bir de yakın dövüş silahı kendime
Çok yaklaşırsalar kılıca geçip kalkanla kendimi koruyabilirim. Tek elli. Tek elli kılıç. Uzunluk 1.2 metre olan hangisiydi? Şu. Şunu alıyorum. Uzun olsun. Uzaktan kendimizi korumuş olalım. Tek elli özelliğim yok ama en azından kendimizi savunuruz. Güzel. Evet. Hazırız. Asker yaratmada bu şekilde halletmiş olduk. Atı giymiştim değil mi ben? Evet. At üzerimizde. Biniciliğimiz artacak. Bu şekilde. Şimdi haritayı açtık. Bana kuşatmaları devam ediyor ama menüdeyken zaman geçmemişti. Şimdi ufaktan bir yaklaşalım. Ufaktan bir yaklaşalım. Mardin'i son anda kurtardım. Mardin'i almaya gelmişlerdi. Hızlı bir şekilde gelişip buranın savunmasını yükseltmemiz lazım. Bakalım ilk askerimizi alabilir miyiz buradan? Bakalım çıkmış mı? Hazır mı? Yok. Henüz zaman ilerlemedi. Gelmişken de şu malzemelerden bir alalım. Diğer dedik. Şunları bana ver. Hayvan var mı? Şunu da ver. Paramız, sıkıntımız yok. Bagaj hayvanı, bir tane devem var mı? Deve. Deve yok. Deve varsa deve alırız. Onun haricinde almam. Yukarıya doğru gidiyorum. Kuşatmayı henüz hala kaldırmadılar. Haritayı bir açtık. Asvan'a doğru bir işaret atıp gidelim bakalım dertleri neymiş. Sadece kendi yarattığım atlı ordulardan alacağız. Full onlardan alacağız. Haritada daha hızlı gezebiliriz bu sayede. Asvan'dan gitti mi bunlar? Gitti. O görüntü galiba bug'a girmiş. Aynen. Çünkü barış yaptım onlarla. Gitmeleri lazım. Yoksa Asvan'ı alacaklardı. Hadi bakalım ilk askeri ver bana. Yapma be oğlum. Gönüllülerde olmaz arkadaşlar. Asker yarat. Asker askerleri bölümünde çıkması gerek. Onun haricinde çıkmaz. Kasaba üretim oluşturu ben fullemiştim. Eksiğimiz var mı? Yok. Meyhaneye bir gidelim. Bakalım kitapçı var mı? Kitap okumak önemli. Bedavadan 10 puan seviye atlayabiliriz. Bir özelliğimiz de. Bakalım kitapçı burada mı? Kafadakine bak. Kafada. Abi o... konuş bakayım oğlum. Bokseller burada ama hiçbir şey bilmiyor. Traveller. Tamam, traveller yok ama bokseller olabilir. O da bir şey söylemedi. Sen söyle bakalım. Yokmuş. O da yokmuş. İkisi de burada yokmuş. Kitap alıp okuyabilirdik. Evet, biri bize savaş açarsa ya da biz savaş açarsak biz girmek istiyorum ama üzerimdeki ordu şu an iyileşme üzerinde. Seviyede yapacağım ilk özelliklerden biri eğitimi fulllemek. Ameliyat ve sargı yaraları full. Eğitim ve taktiği zaten ben yüzledim. Eğitimi yükselteceğiz. Ondan sonra bakalım neyi yükseltiriz. Biniciliğim ne durumda? Şu an atı giydim. Ne kadar yükseliyor atın üzerinde? Binicilik 6'da ve üzerindeki 156. Biraz gezelim bakalım. Seviye atlayacak mıyız? Hemen geziyorum. 156. Yandaki özellik 156. Güzel. Benim yoldaşlar da asker topluyorlar. Toplasınlar. Hindistanlılar barış yaptı. Şurayı da alabilir miyiz? Ama askerlerim henüz iyileşmedi. 500 kişilik bir ordumuz var. 306 kişiyle dolaşıyoruz. Takımda yükselenler varmış. Hemen yükseltelim. Artı hemen bir de seviyemize bir bakalım. Binicilik. Evet. 7 seviye oldu ve üzerindeki özellik 5'e kadar yükselmiş. Başka birinin şehrinden askerleri bölümünden kendi askerimizden alabiliyor muyuz? Alamıyoruz tabii ki. Şehrin kendimizin olması gerek. Bir iki tane almak istiyorum hem de görmeniz için. Şöyle biraz daha gezelim. Asvan'da yoktu. Bir de aşağıya doğru ilerleyelim bakalım. Belki haftalık bütçe girdim. Hana girip çıktım. Belki yenilenmiş olabilir. Atlı ordumuzu kuralım. Hemen şuradan işaretleyelim. Ona göre gidelim. Mardin. Savunmayı koyacağım şehirler arkadaşlar sınır hattında olduğu için Bursa'ya ve aşağısına savunma koymayacağım. Mardin'e, Asvan'a, şurada kıyı kentine, yukarıya koyacağım ki burada sağ taraftan gelenler
direkt o şehirlere saldırmasınlar ya da saldıramasınlar. Arka taraftakileri koymaya gerek yok. Oraya kimse gitmeyecek. Oraya gitmesi için önce ön tarafı geçmesi lazım. Evet, Mardin'den kendimize bir atlı asker almayı planlıyorum. Tabii gelmişse. Gir bakayım içeri. Sizin ben henüz gelmediler. Yok. Büyük ihtimalle ya haftalık bütçe gelecek. Bir de şehrin etrafında dolaşalım, çıkalım bakalım yenilenir mi? Şehrin etrafında bir dolaştır beni. Kılıca bir bakayım. Evet, ince kılıç. Hafif, ince, güzel. Görseller, oyunun görselleri gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Şuradan bir asker kendimiz alabilir miyiz? Bu asker değil, bu asker değil. Bu da asker değil. Eski sürümlerde çok fazla asker olurdu şehirlerde. Şimdi sivilleri çok yapmışlar. Bence güzel olmuş. Burası benim ahır mı? İşler nasıl? İşler nasıl? Nerede bizim inekler? Bağırıyor, acıktı mı? Lan nerede? Ha, şu tarafta. Dur. Niye bağırıyorsun oğlum? Yemini verin. Yemini verin. İnekle konuşabiliyorum herhalde. Dur bakayım. Yok, eleman varmış burada. Kolay gelsin. Bağırtmayın. Su ver, su ver. Suma susamıştır, su ver. Su ver. Para çok, istediğini ver. Ki para gelsin. İneğe yedireceksin ki o da bize süt versin. Şimdi bakalım yenilendi mi? Asker askerleri, asker yarat. Evet. Yenilendi. Şimdi elit okçu, melit okçu bunları yapmadık. Yapsaydık alırdık. Almayacağım onlardan. Altlı elit kılıççı. Vay canavara bak. Canavara bak. Atlı elit kılıççı, gel bakayım oğlum. Atlı elit mızrakçı, sen de gel. Evet, iki tane çıktı. Olsun. Bunlardan bayağı fazla var ama almayacağım. Şöyle bir şey var. Mesela şundan aldık, kendimiz yükseltebiliriz. Kendimiz de yükseliyor. Aynı şey olabilir. Aslında şu atlı eğitimli mızrakçı, atlı eğitimli kılıç ustasını da yapsak kendi üzerimizde yükselebilir. Ben bunu yaparım arkadaşlar. Atlı olanları yaparsak kendi üzerimizde de XP kazanırlar. Evet, atlı olanların hepsine malzeme verebilirim. Bu mantıklı. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Atlı eğitimli okçu. Atlı eğitimli okçu. Düzenle dedik. Şimdi bunun parası tabii ki biraz daha düşük. Yükseldikçe üzerindeki kıyafet yükselir mi? Onu denemek lazım. O yüzden şu an yapmayacağım. Üzerindeki kıyafet zayıf kalabilir. Özellikleri yükseliyor ama üzerindeki kıyafet zayıf kalabilir. Ona hiç gerek yok. Hemen takımdan diyelim. Nerede bizim cengaverler? Atlı elit okçu. Bu bizimkilerden değil. Benimkilerden nerede? Şurada. Heh. İki tane canavarımız var. İki tane canavarımız pusuya yatmış bekliyorlar. Şimdi Bursa'dan da kendimize biraz bakalım. Gir çık yaparsak, şehrin etrafında dolaş çık yaparsak orduyu yükseltebiliriz. Ordunun iyileşme süresi düşmüş arkadaşlar. Normalde ben sargı yaraları ameliyatı fullenmiş durumda ama çok yavaş yükseliyor, düzeliyor. Asker askerleri, asker yarat gelmemiş. Hemen meyhaneye girelim. Ya da şehrin etrafında dolaşalım. 2-3 tane daha buradan alırsak mükemmel olur. Bu şekilde ufak ufak orduyu yükseltip yenilmez bir ordu yapacağız. Şuradan da bir tane bulmaya çalışalım. Olmazsa da yolumuza bakalım. Kabakları vurabiliyor muyuz? Kılıcı deneyeyim. Çıktık. Bakalım yenilendi mi? Okçumuz çıkmadı. Atlı elit okçu alamadık. Diğerlerinden birer tane aldık. Bu şekilde her şehire dolaşıp bakacağız. Hemen giriyorum içeriye. Asker askerleri, askeri yarat. Yok. Gelmedi arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde yeni askerlerimizle yukarıya doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın şimdilik.
Hoşça kalın.